Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazartesi, herkese hayırlı haftalar diliyorum öncelikle. Ve her pazartesi olduğu gibi güçlendirilmiş epiklerimiz geldi arkadaşlar. Onlara bakacağız. Öncelikle şu bildirim kısmına bir bildirim var, onu size okuyacağım arkadaşlar. Konami ID 2 adımlı doğrulama diye bir bildirim var. Bu bilgilendirme Konami ID hesaplarında ülke bölge seçeneği Japonya dışında bir ülke olarak ayarlayan kullanıcılar içindir. Bu ne demek? Konami ID bağladıktan sonra tekrar bir doğrulama gerekiyor. İki adımlı bir doğrulama arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi gelen güçlendirilmiş epiklere bakacağız. Şurada dur. 50 futbol parası veren etkinlik var. Onu göstereyim. Hatta iki tane etkinlik var. Yapay zekaya karşı etkinlikte GP ve beceri antrenörü. Şu kullanıcı maçlarından da ilk galibiyetinizi tamamladığınızda arkadaşlar 50 futbol parası alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şöyle gördünüz. Şimdi oyunculara bakalım. Sözleşme kısmına gelelim. Kimmiş bu oyuncular arkadaşlar? Biliyorsunuz daha önce Roma'dan, Inter'den ve Milan'dan Totti, Şevşenko ve Sneijder gelmişti ve onların üçünü de çıkartmıştım. Top açılımı yapmıştım. Bu sefer defans oyuncuları geldi. İtalya Ligi muhafızları. Kimmiş bunlar? Maicon, Baresi ve Candela gelmiş arkadaşlar. Baresi stoper olarak Maicon sağ bek, Candela da sol bek ve sol kanat olarak gelmiş. Ben Baresi'yi istiyorum tabii ki. 1.76 boyundaymış. Stoper bir oyuncu arkadaşlar. Şimdi bunların full seviyesine bakalım ve 2300 futbol paramız var. Top açılımı yapacağız. Hemen full seviyelerine bakıp gelelim. Evet arkadaşlar, şu an uygulamaya girdik. İlk önce şeye bakalım. Yanına gelen özellikle göze çarpan oyunculara bakalım birkaç tanesine. Sonra diğerlerine bakalım. Mesela Smalling en üst seviye dediğimizde bu oyuncular arkadaşlar şey özellikli ama bu oyuncular da iyi yani İtalya Ligi oyuncuları. Smalling defans stoper bir oyuncu. Defansif farkındalığı falan iyi. 97'ye kadar çıkabiliyor. Bir dakika. Geri yapalım. Kaleci Chesney'e bakalım. En üst seviyede yükselttiğimizde 98'e kadar çıkabiliyor. Kaleci farkındalığı 90, sıçraması 89. Özellikleri fena değil. Szczesny'nin. Sonrasında kime bakalım? Pavard'a bakalım. Sağ bek ve stoperde kullanılabilir. Pavard. Arkadaşlar hızlı hızlanması falan iyi. Top sürümü, defansif katılımı iyi. Yüksekten pası falan iyi. Yerin orta özelliği de var. Sağ bekte kullanılabilir. Stoperde kullanılabilir. Pavard. Geri yapalım. Başka kime bakalım? Thiaw'a bakalım. En üst seviye yapıp takıma koyduğumuzda 98 oluyor. Thiaw. Defansif farkındalığı 94. Defansif özellikleri çok iyi. Zaten stoper bu oyuncu. Fiziksel teması, kafa vuruşu iyi. Hava hakimiyeti var arkadaşlar. Hava üstünlüğü. Kafa özelliği, kafa becerisi eklerseniz çok iyi olur bence. Geri yapalım. Başka kime bakmamız gerekiyor? Oliveira'ya bakalım. Sol bek Oliveira. Bu da Napoli'nin sol beki. En üst seviye yaptığımızda defansif özellikleri iyi, hızlı iyi, hızlanması da iyi ama dayanıklılığı çok iyi fakat top sürmesi düşmüş. Sadece şimdi mesela dayanıklıktan birazcık bir tık alsak mesela şöyle 94 değil de 95 yapsak hızını gerçi hızdan da düşüyor. Tamam 90'a kadar düşürsek top sürmeye versek 80 yapsak bir de yüksekten pası da 83 yapsak öf mükemmel oldu lan. Bir de sol ayaklı yerin orta özelliği de var mı? Yok. Kayrak modelli hava üstünlüğü. Buna yerin orta özelliği bulduk mu süper olur arkadaşlar. Şimdi gelelim Maicon. Yok. İlk önce Candela'ya bakalım. Candela. Debo. Reklam girdi lan şansımıza. Evet. Candela 97'lik kartı gelmişti. En üst seviye yapıp şöyle güçlendiriciyi de kullandığımızda sol kanat oyuncusu ve sol bek oyuncusu hatta sağ kanatta da oynayabiliyor. Sağ ayaklı yerin orta özelliği var mı? Var lan sağ kanatta oynatabiliriz ha. Figo'nun yerine. Hızı iyi. Yüksekten pası çok iyi. Falsosu çok iyi. Top sürmesi falan da iyi. Candela'nın 101'e kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Ondan sonra kime bakalım? Baresi'ye bakalım. Baresi'nin arkadaşlar ilk kartı bu arada daha önce hiç gelmemiş. En üst seviyede bir güçlendirici kullandırdığımızda 102 oluyor. Top açılımını ben bunun için yapacağım Baresi için. Umarım çıkar. Defansif farkındalığı 101. İkili mücadelesi 100 yani sıçraması
94 mükemmel bir oyuncu. Kafa vuruşu da 88. Akrobatik uzaklaştırma, kaptanlık, top kesme. Hafiften yüksekten pas, dengeli pas, kayarak müdahale, açıyı dartma. Her şey var. Kaptanlık, mücadele ruhu, her şey var. Baresi'de. Bir de kim kaldı? Maicon kaldı. Maicon'a bakalım. Maicon'un daha önce kartları gelmiş. 97'lik kartı bu arkadaşlar. En üst seviye yapıp kadroya koyduğumuzda güçlendiriciyle beraber 101 oluyor. Sağ bek oyuncusu ve sağ kartta 100 olarak kullanabilirsiniz. Hızı 99. Hızdan bir tık alsak düşer mi? Düşüyor. 97'ye kadar falan şey yapsak hızını mesela. Top sürmeye versek. Yüksekten pası zaten iyi. Top sürmeye 83 yapsak gene kaç, 101 oluyor. Gene böyle de fullenilebilir. Evet, şimdi oyuna geçelim ve top açılımımızı gerçekleştirelim. En cavcavlı kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, kimi istediğimi söyledim. Baresi istiyorum. Ve hatta Maicon olabilir. Sol kanat oyuncusu istemiyorum. Maicon veyahut da Baresi. Her zamanki taktiği yapacağız. Önce kaç tane buradan şey vurabiliriz? 2 tane onlu vurabiliriz. Ama birkaç tane tekli vuracağım. Direkt. Olduğu gibi ilk tekliği vuruyorum arkadaşlar. Ne oldu? Bir an bir şey oldu, geldi sandım ha. Gelmedi arkadaşlar. Akarbi gelmiş lan. Evet, devam edelim. İkinci açılımımızı gerçekleştiriyoruz. Gelmedi. Işıklar yanıyor arkadaşlar. Işıklar yandı mı geçeceğim. Evet. Bir tane daha tekli basıp sonra onlu basacağım. Tekli de muhtemelen gelmez zaten. Tekli de gelmiyor genelde arkadaşlar. Evet. Şimdi 2000 futbol paramız kaldı. Şimdi onlu basacağım. Şöyle bir totem yapalım. Ben Baresi istiyordum. Maicon'a girip bakalım. Şöyle özelliklerine bakalım. Çıkalım. Çeviklik. Sonra Kandelia'ya bakalım şöyle. Hızlıca. Evet. Çıkalım. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaş dedik. Onlu vurduk. Baresi için. Işıklar yanıyor. Oğlum şey de vermedi lan. Özel oyuncu bile vermedi ya. Hatta ya. Osimhen mi? Osimhen geldi. 5 yıldız olarak. Olan ya. Evet, 137 top açma hakkımız var. Yani kaç tane açtık? 13 tane açtık. Bir tane daha tekli açalım. Işıklar yanıyor. Hatta. Valla bu hafta şansım çok kötü gidiyor. Bir tane daha tekli açtım. Gene ışıklar yanıyor. Evet, ileri dedim. Şimdi arkadaşlar son onlu vurma hakkım. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaş dedik. Hadi bakalım gelsin. Evet, geliyor. Epic mi? Epic gelmedi ya. Özel oyuncu geldi arkadaşlar. 5 yıldızlı özel oyuncu geldi. Epic gelmedi. Kim geldi? Tiav geldi. Evet, ben bir e-futbol parası daha yatırabilirim arkadaşlar. Bir 10 e-futbol parası da yatırayım gelim ya, bir onunla açmak için. E-futbol parası. Evet arkadaşlar, bir e-futbol 1000 e-futbol parası da yatırdım. Bu sefer gelir umarım, ama hep tekli açacağım. Bu sefer hiç onunla açmayacağım. Tekli deneyeceğim arkadaşlar şansımı. Tekli de gelirse gelir, gelmezse yapacak bir şey yok. Gelmedi. Atla dedim. Barak kim lan? Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaş dedik tekliye. Gelmedi, gene atla dedik. Yani şu an tam 27 tane top açmışız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir kere daha
bastım ve gelmedi. Yani kaç e-futbol parası harcadım hala Epic değil. Bir tane sadece özel oyuncu bulduk. Evet, devam edelim. Gene gelmedi. Vermeyince vermiyor abi bazen. Evet. Bastık. Gelmedi. Oğlum ne kadar çok yordu lan bu beni. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaş dedik. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan Messi'yi 1400-1300'e futbol parasına verdi diye burada vermiyor. Harbiden bayağı sıkıntıya soktu beni. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaş dedik. Ulan gene gelmedi ya. Kaç tane oyuncu açtık ya. Ulan bir epik vereceksin altı üstü be kardeşim. Baksana yukarıdakiler hep duruyor ya. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaş dedik. Allah'ım gene gelmedi. Sana geliyorum ya Rabbi. Son iki topumuzdu. Bir tanesini daha bastık. Geliyor mu? Gelmedi. Arkadaşlar son topumuz. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaş dedik. Son topta da bir şey çıkmadı. Ulan ne yapıyorsun sen lan Konami? Şimdi arkadaşlar yaklaşık 35 tane top açtık. Bir tane sadece özel bir oyuncu verdi. Thiago verdi. Bir dakika bir geliyorum ben bir. Evet arkadaşlar son 3 tane açma hakkım kaldı. Gerçekten param bitti. Son param alabildiğim kadar aldım yani. Yani bu kadar açtık bari gene deneyeyim dedim bari versin diye de. Yani sonra 3 tane açma hakkım kaldı. Verirse verir, vermezse yapacak bir şey yok. Yani bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaş dedik. Hadi. Artık ver Konami. Vermedi. Oğlum şaka gibi lan. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaş dedik. Hadi Konami. Hadi artık ver şu topu ya. Ver şu oyuncuyu ya. Ya şaka gibi. Arkadaşlar son hakkım totem yapacağım. Maikon'a bakalım şöyle hızlıca. Çıkalım. Bir de Baresi'ye bakalım. Çıkalım. Valla son totemimiz. Bir iptal. İki iptal. Üçüncüye anlaş dedik. Hadi ver artık. Geliyor. Epic gelsin. Aaa Konami'sinin ben var ya. Abi. Gelmedi. 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 Senin Konami var ya. Kim lan bu? Atla diyelim. Ya arkadaş bak. Resmen kaç tane top açtım? 38 tane top açtım. Bir tane epic vermedi. Gerçekten yazıklar olsun. Püh sana Konami. Ya arkadaşlar şimdi başka param yok. Ya bu oyuncular gitmeden gene top açabilirim sonrasında. Ama videoda açmak istemiştim. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar hiç epic'imiz gelmedi. Yapacak bir şey yok. Her zaman vermez. Videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Siz top açılımı yaptınız mı buradan? Yaptıysanız kimleri çıkarttınız? Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ya arkadaş şuna bak ya. Gerçekten bir bakabilir misiniz? Bakın. 38 tane top açmışım. Bak. Bak abi. Üçü de duruyor. 38 tane top ne demek? 3800 lira futbol parası demek. Gelmedi. Neyse. Görüşmek üzere.